ödəməsini bəkləyirəm. Mən başqa bir şey yapamam orada. Onu deyəsən, haradasa şey vermişsən də, yəni interviyu vermişsən. Bəli. Yəni bu məsələ o səviyyədə qaldırmağın məncə adı yoxdur, deyilmir. Yox, şimdi baxın Emin Bey, biz heç kimsədən bizim əməyimizdən fazla para istəmirik. Biz əməyimizin haqqını istəyiriz. Və biz oraya mal getirdik, malımızı koyduk. Aldığımız para çok küçük bir rakam ama bugüne kadar liste işlerimizi gördük. Bizi her defasında oyalamak lazım. Bugün kimi size burada kimse soyuluk edemeyi bakın. Sizi ne de Emin Bey, en son vakit oturduk sizinle. Ama en size son burada vakitte ben dedim ki bak bayramdı. Bu cemaat yani evine gidip bir şeyler alması lazım. Ben orada bir dünya söz söhbetten sonra çıkartırlar bana dilenci gibi 2000 manat para veriyorlar. Yani bu zaten ben hakkımı istiyorum. Ben hiç kimseden fazla para istemedim. Siz özünüzde bilirsiniz ki yani resimler olarak, şirketin resimleri olarak hiç kimsine karşı mesela haksız danışmıyor. Haksız danışıklar en haksız son tarafta. Akif Bey'e dedim ki kardeşim ben ödememi istiyorum. Akif Bey de bana dedi ki ben sana ödeme yapamam. Kim yapacak? Emin Bey yapacak. Yok. Şehriyar Bey yapacak. Ben size defalarca dedim ki bizi Babek Bey ile görüştürün. Biz Babek Bey'e derdimizi diyelim. Siz ama defalarca siz demeyelim de orada her bir şirketin prosedür faydaları var. Yani 11. işçileri danışır. Bugünkü gündə səndə yani onda belə çıxır ki hər bir xırda məsələni məhfuata adın hallandırır bunları. Xırda məsələ deyil, xahiş edirəm. Xırda məsələ deməyelim. Sizin için xırda ola bilər. Ama yenə dediğim gibi bizim işçilerimiz var. Bizim işçilerimizin ailesine bakmak yükümlü olduğu insanlar var. Onu da sizin işçilerinizi hemşə bura gələndə necə lazım? Bu işçilerin ben emeği hakkını vermem var. İşçilerin karşılanır. Hatta gelip özün oturup çay sende de böyle bizden ben veya da diğer adamlar Akif müəllim, Şəhriyar bəy olsun, baba müəllim olsun. Dəfələrlə deyib ki, yani dəfələrlə olub ki, yani işçilərini de getir çay için, kalmasın ayak üstü. Bu şeyler olmuyor. Bunlar olabilir. Bunlar ben olmuyor. Olmuyor mu? Ama güzel arkadaşım en son gün. Ve bakın bayram günü. Kardeş, el ele verir. Bayram günü size elimizden ne geldi? Bayram günü. Yani bu şirketin elinden geldi. Ama nasıl verildi? Verilme sebeplerini. Nasıl verildi Emin Bey? Ben orada dedim ki kardeşim ya cihaz ya paramı ödeyin ya cihazlarımı sökün. Adamlar orada benim önüme geçiyorlar. Hiç kimse gelmiyor. Akif Bey'i ben sana evet cihaz vermem. Ya nasıl vermezsin Aziz kardeşim? Bu evet cihaza ben Türkiye'den yani paramı da ve siz özünüz de testiklediniz ki Onur Bey. Akınca ve özünüz de testiklediniz ki yani ben orada bir saf etmişim. Ben saf etmişim ki arkadaşım ben %100 Bir dakika. Benim yanımda Azer Bey de oldu, Rıfat Bey de oldu. Kardeşim bu dünya standartları. Bunu sizler de çok güzel biliyorsunuz. Dünya standartlarına uygun olarak. Bakın mütehassıs değil mi? Sizsiz mütehassıs. Arkadaşım diyorum size dünya standartlarına uygun %100 dumanı kesiyorsunuz. Kokunun %70'i. Ve sizin işçileriniz de bunu bize kardeşim, dedi ki. Bir saniye Emin Bey. Bir saniye. Sizin Akif Bey, Baba Bey ve sizin rehberlik tarafından birçok şirket geldi. Bizim yapmış olduğumuz işlere baktırdınız. Siz özünüz de oradaki herkes de dediler ki kimi çağırdıysak sizin işinizde bir problem bulmadılar. Her şey normalinde dediler mi? Dediler. Bunu siz kendi ağzınızla dediniz bize. Ama siz bizim paramızı ödemiyorsunuz. Onur Bey, en birinci baştan gelin. Siz geldiniz burada 16 bin fiyat teklif verdiniz. Siz ben 90% iyi keseceğim. Şirketin de inşaatın direktörü baba müəllim size dedi ki Onur Bey bize 100% kese bilirsiniz mi? 90% 100% ben küsüylemişim arkadaşım. Tamam. Ben danışım sonra onu. Sen danış da. Buyurun. Mübahis etmedi ki. Buyurun. Sonra ben geçtim fiyatı 2000 manat alavi elətdin kaldırdın ki geldim dedi 100% bundan kesirik. Düz mü kardeş? İşin gidişatına bakacağız denildi. İşin gidişatına. Şimdi ben bir defa danıştım ondan sonra kardeş sen cevap ver. Sonradan alınmadı 100%. Dedin elektrostatik filtre koymalıyım. Getirdi elektrostatik filtre de koydun.
üstünü kəsdin, amma iyi kəsə bilmədin. Ən sonuna kimi də deyirdin ki, qardaş, su gətirin, nə gətirin. Qardaş, sənin, sən özün axırıcı gün bizə dedin ki, biz oturmuşduq, mən idin, sən idin, Akif müəllim Şəhriyar restoranda oturanda dedin ki, qardaş, mən səhv etmişəm ki, həqiqətən də 100% iyi demişəm. Mən 100% iyi demədim, qardaşım, mən 100% küçü demişim. Demədim mi? Benim yanımda Azer Bey de vardı, Rıfat Bey de vardı. Bütün herkes var ve bunun dünya standartlarına uygun olarak da bütün internette ve dünyada yazan bilinen bir şey bu. Tüstüğü %100 kesmek olan ve iyi. Bundan sonra da bakın ben sizden kardeşim. Ben siz şirket tarafından benim paramın ve benim hakkımın ödenmesini istiyorum. Ve siz biliyorsunuz ki biz size o cihazların değerinden aşağıya size cihaz getirdik, oraya koyduk ki sizinle bir işbirliğimiz olsun. Bunu siz de defalarca tasdiklediniz. Şimdi bizim size ne kadar borcumuz kalıp indi? 17 bin manat, 15 bin manat. Yok, 25 bin manat. Ultraviyolemiz, karbon filtremiz ve orada yıkaması var. Cihazlarımız 8 defa yıkanmış. Yıkandıktan sonra oraya 30 metrekare kanallar konuldu. Ona biraz haksız danışmışsan. Yok, haksız danışmışsan. Her şeyin hesabını verdim ve... Ben dürüst bir oğlan kim bilmem. Yok, ben dürüstüm. Yani ben dürüstüm. Çünkü... O gün bir söz işlettin. Ben kulağımdadır. Ben arkadaşlar... Ne dedim size? Size dedim ki kardeşim, benim paramı ödeyin, nalet olsun. Onun parasını istemiyorum dedim. Sizden konuştum. Evet. Siz de dediniz ki... Öderler inşallah. Ödemediler ki kardeşim. Hem iki gün öderlerdi. Öderlerdi, ben size güzeşte giderdim. Ama siz benim paramı ödemiyorsunuz. Hem ben size üçüncü, bak kebapanayı konuşmuşken siz daha sonradan birinci katta koku var. Bunu bana önüme sundunuz ve biz birinci katta koku bizden olmadığını size ispatladığımız halde bize dediniz ki gelin bunu da kesin. Ama bu öyle olmaz ki. Kalkıyoruz sizin... Kalkıyoruz. Tamam. Danıştık sonun deyirəm. Lazım değil onu oradan çıkarttı, sildir. Yok. Ben şimdi... Şimdi ben... problem yaratasam. En azından burada, yani bu günler ərzində, 3 ay ərzində sənin kömək edən 2 şəxs var burada. Hamı kömək edib, ama... Ya kardeşim, ben sizden rüşvet istemiyorum ki. Ben sizden... Kardeş, senden heç ne istemiyorum. Ayşe, ben sizden hakkım olmayan para istemiyorum ki. Benim hakkım olan parayı, şükür Allah devletin Teknozol hesaplama palatası da var. Evet, çağırak da onu. Hesaplama palatası da var. Dur canım. Benim oraya gelmeme ihtiyaç yok aziz kardeşim. Devletin hesaplama palatası da var. Ekoloji Nazirliği de var. Bunları şirket tarafınızdan kardeş çağırın. Ben de şirket tarafımdan zaten bildirişlerimi yapıyorum zaten. Devam ediyor. Hı. Kardeşim ne var ne yok ortaya çıksın. Ben sizi aldatmıyorum ki. Verilen mal, devletin hesaplama palatası var. Zaten Cenab-ı Prezidentimiz de, Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de diyor ki, hiçbir sahipkarı incitmeyin. Ama ben fevral ayından bugüne kadar Yeni Hayat Şirketler Grubu tarafından defalarca incitildim ve bütün emektaş arkadaşlarımın da hepsi buna şahittir. Üzerinde olan öfkesiliği de tam olarak yerine getirdim. Ben tam olarak yerine getirdim. Niye itiraf edemem? Tam olarak yerine getirdim. Gidin araştırın. Dünyada en son teknolojiyle olan cihazı bile sizin oraya getirip koydum. Bundan sonrası varsa gidin araştırın. Gidin araştırın ama arkadaşlar. Bu meselenin halli yolu değil Onur. Valla ben size diyorum ki beni çağırmanıza gerek yok ki. Tamam Onur Bey, biz sizin ödemenizi yapıyoruz. Şirket tarafımızdan sizi geciktirdik. Mail olarak bize mail atın. Kardeşim ödememi de hazırlayın. Şirketimizin muhasebecisi gelsin sizden paramızı alsın. Olay bu. Başka bir şey yapmamıza hiç gerek yok. Bunu yapıyorsanız tabii buyurun sizinle birlikteyim. Ama yok, bunu yapmıyorsanız beni rahatsız etmeyin. Yani benim paramı ödeyin. Tamam Onur. Tamam.